Değerli voleybol severler, herkese iyi akşamlar. Ben Ufuk Soygür. Gündem Özel programına hepiniz hoş geldiniz. Az sonra Antalya'da gerçekleşen Voleybol Milletler Ligi'ni değerlendireceğiz. Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu'yla çok değerli, çok tecrübeli bir isim. Eğrisiyle, doğrusuyla konuşacağız. Milli takım, kadro seçimleri, oyuncuların performansları, rakipler, bunların tamamını konuşacağız. Şimdi Gülden'e davetimizi gönderelim. Gülden, iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar Ufuk. Merhaba, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ ol, sen nasılsın, seni sormalı. Ben de iyiyim, her şey yolunda. Bıraktığın gibiyiz. Süper. Sesim geliyor herhalde. Geliyor. Benim? Ses yok demişler ama aşağıda. Seninki de geliyor. Tamam. Arkadaşlar, seste bir sıkıntı yok umarım. Bizi trollemiyorsunuzdur inşallah. Tamamdır demişler. Tamam, süper. Süper. Best libero diye sana cümleler gelmiş. Evet Gülden, nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Bir süredir yayınımızı yapamadık ama toparlayalım dedik seninle şu VNL ilk haftayı. Ondan sonrasında da derleriz dedik. Evet. Evet. Her şey yolunda. İyiyiz. İşte kızımın gösterileri var bu sıralar. Biraz yoğun. Onunla gidip geliyoruz falan. Her şey yolunda. Teşvikiye'nin biliyorsun Timef sonunda dün maçı vardı. Maçı da kazandık. Başak maalesef sakatlandı. Buradan da ona geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Canım Efso. Çok seviyorum kızları hırsına. Evet. Heveslenmelerini çok seviyorum açıkçası. Her şey yolunda. Çok bir değişiklik yok. Geçmiş olsun diyelim. Acil şifalar dileyelim. Bu arada Esra Gümüşkırıcı ve Burcu Akemez Dal'da aşağıdan yorumlarını bize iletiyor. Bu arada geçtiğimiz yayında Team Efso'dan bahsedemedik. Benden kaynaklıydı. İlk yayın heyecanı. Sonuçta Gülden'le bir yayın yapıyorsun ve onun heyecanını yaşıyorsun. Atladığımız noktalar olabilir. Önce Team Efso'ya öncelik verelim. Senden bir dinleyelim. Ondan sonra bir VNL değerlendirmesine geçelim diyorum ben. Valla şöyle bir gün Esna aradı beni. Dedi ki bir voleybol takımı kuruyoruz. İşte bizim de olmamızı istiyorlar. Sen de olur musun dedi. Bana da çok cazip geldi. Şu yüzden artık biliyorsun bıraktıktan sonra işte çocuk olduktan sonra maalesef çok sevdiğin arkadaşlarınla da sürekli program yapıyorsun ama bir araya gelemiyorsun. Hı-hı. Benim de bir sorum var. O yüzden demiyorum ama tabii ki manen destek veririm anlamında tabii ki dedim. Evet. Bunu eden Başak, Burcu özellikle Doğa öncülük ettiler. Böyle bir takım evet. Şu an namalip bitirdik. Bir zahmet. Gülden bir zahmet namalip bitirin yani. Hani bu biraz haksız rekabet olmuş oluyor aslında baktığın zaman. Gerçekten Team Efso olarak birazcık önümüzdeki sezon birazcık daha homojen bir dağılım yaparak ben çeşitli takımlarda takviyede bulunun diye tavsiyede bulunuyorum. Şaka bir yana kızları çok seviyorum. O kadar böyle seviyorlar ki sahada oynamayı, voleybol oynamayı, bir arada olmayı. Onların da o enerjisini görünce ve onların sayesinde hem birbirimizi de görüyoruz, dışarıda da görüşmüş oluyoruz. Öyle çok evet. Güzel bir şey oldu. Onda da her şey yolunda. Dediğim gibi bir şanssızlık oldu. Maalesef Başak sakatlandı. Evet. Çok ciddi bir şey, bir problem değil ama bağları koptu. Umarım en kısa zamanda aramıza döner. Umuyoruz ki çok geçmiş olsun. Şimdi asıl beklenen konu 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Antalya'da düzenlendi. Ve her şeyle çok keyifli oldu. Gördüğün gibi bir sürü notlarım var bunlarla alakalı. Ama tabii biz birazcık da hani bilgimizle konuşacağız. Bunu unuttuğumuz yerlerde konuşacağız. Simge Aköz, evet. Best liberolardan bir tanesi de canlı yayınımızda. Simge merhabalar. Hoş geldin. İlgin için çok çok teşekkür ederiz. Bu arada sizleri kutluyorum canı gönülden. Hani burada bu imkan varken iletmiş olayım.
Kalbimiz tamamen Filenin Sultanları ile attı ve bundan sonraki haftalarda da başarılar diliyorum. Gülden, sen bir şeyler söylemek ister misin Simge'ye? Maçları izlerken o kadar keyif aldım ki. Çok uzun zamandır bu kadar keyif almamıştım. Yani maçların sonuçları hiç önemli değil. Kızların o enerjisi, birbirleriyle uyumu, sanki çok uzun zamandır voleybol oynamamışçasına sahada kendilerini paralamaları, her sayıdan sonra sevinçleri, ben çok farklı bir Filenin Sultanları gördüm. Uzun zamandır görmedim. O yüzden çok keyif aldım. Antalya'da zaten biz voleybol ülkesiyiz, boşuna söylemiyoruz. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir'de zaten biliyorsun maçlar full oluyor ama Antalya'da da gördüğüm kadarıyla merdivenler bile doluymuş. İnanılmaz bir destek vardı. Çok yoğun bir katılım vardı. Ülkece biz voleybolu çok seviyoruz. Tabii bu biraz da başarıyla alakalı bir şey. Filenin Sultanları o kadar başarılı gidiyor ki her yaşa hitap ettiği için takip eden kişi sayısı da çok artıyor. Bu da voleybol camiası için, federasyon için çok da güzel bir durum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani voleybol aslında birleştirici, ortadaki ortak paydamız bizim. Kadıköy Belediyesi yine klasiğini bozmadı. Bir dev ekran açtı ve Kalamış Parkı'nda voleybol severleri bir araya getirdi. Filenin Sultanları'nın maçlarını izlediler. Yani aslında illaki salonda olmasına gerek yok. Böyle milyonlarca insanın pozitif enerjisi aslında oraya yansıdı bence. Ve milli takımda da bazı değişiklikler aslında bunu birazcık da adapte etti, motive etti diyelim. Yani öncelikle bir teknik direktörlükte, baş antrenörlükte bir kan değişimine gidildi. Giovanni Guidetti'ye teşekkür edildi ve Daniel Santarelli göreve geldi. Öncelikle baş antrenörlük görevini nasıl buldun ilk Türkiye milli takımının başında? Santarelli zaten kendini kanıtlamış bir antrenör İtalya'da, Sırbistan'da kendini kanıtlamış ama ilk turnuvamızda bence çok olumlu şeyler söyleyebilirim onunla ilgili. Çünkü enerjisi bir kere yüksek ve bunu kızlara aktarabiliyor. Ve en çok şu özelliğini çok sevdim. Çok farklı şeyler deneyebiliyor. Sürekli bütün kadroyu kullanmak istedi. Sürekli farklı değişiklikler yapıyor. Biliyorsunuz iki tane çok büyük bir silahımız var, Vargas ve Ebrar. Onu aynı anda sahada oynatabilmek için farklı varyasyonlar deniyor. Kötü oynayan ya da performansı kötü olan birini hemen çıkarıp diğer oyuncuya şans verebiliyor. Ben bu özelliklerini çok beğendim açıkçası. Şu an bana sorsan ki milli takımın ilk altısı kim? Şu an sadece iki kişi diyebilirim. Yani forma gerçekten zor bu sene. Cansu bir de Vargas. Onun dışındakiler şu kesin oynar diyemem. Çünkü şimdi kendimden ben pay biçiyorum. Yeni bir antrenör gelmiş olsa bundan önce 3 çalışıyorsam şu an 7 çalışırdım. Ki ona kendimi kanıtlayabilmek için tabii ki antrenör herkesi biliyor, herkesi tanıyor ama kendimi kanıtlayabilmek için sahada kendi formayı bulabilmek için çok çalışırdım. Uzun zamandır da kadroya gelmeyen oyuncular da var. Onlar da tabii milli takım formasını özlemle bekliyorlardı. Onlar da çok daha fazla çalışıyorlar. Onun için Santarelli bence çok da iyi bir giriş yaptı diyebiliriz. Santarelli ile ilgili bunları söyleyebilirim. Evet, doğru söylüyorsun. Yani şöyle teknik anlamda sadece teknik taktik değil aslında artık voleybol, mental, ondan sonra farklı değişik kombinasyonlar gibi. Evet, bir saniye diyor Gülden. Canlı yayında şu anda Gülden bizle birlikte, birazdan dönecek size diyelim. Hayır, Duru geldi de Duru'ya saldım. Peki. Yani Santarelli yani inovasyona ve rotasyona çok önem gösteriyor ve bütün takımı da eşit şekilde aslında faydalanmaya sağlıyor. Ve tur döndüğünde de baktığın zaman karşı rakip takımı da bence birazcık şaşırtıyor bazı yaptığı değişikliklerle. Tabii senin de dediğin gibi hani oyuncular da kendini kanıtlamak amacıyla çok daha ekstra motivasyonlu. Mesela şimdi kim ne derse desin. Şimdi Aslı Kalaç'ın, Gizem Örgen'in ekstra Giovanni Guidetti'ye karşı bir motivasyonla oynadığını herkes biliyor. Zaten bunu yayından sonra da söyledik. Mesela bunu o maçta yansıtarak ve Santarelli de oyuncuları güzel kullanarak mesela
kendi lehimize çevirdi. Çok da güzel bir karşılaşma oldu. Tabii ki yedeğinden sahasının içindekine kadar bence çok keyifli bir karşılaşma oldu. Peki kadro seçimleri de nasıl buldun Gülen? Ya şunu da işte alsaydı geniş kadroya diyeceğin dediğin oyuncular var mı? Seninle ilk konuştuğumuzda, yani şu an kadroda olmayanları söylüyorsun değil mi? Evet, kadroda olmayanları söylüyorum. Yani olanlara da diyebilirsin, hani bunu niye aldı da senin yorumun tabii ki. Evet, yani iyi ki zaten senin canlı yayınımızda bunu konuşmuştuk. Ben olsam Evet. Naz'ı bir şekilde ikna eder, yine de ederdim. Belki de teklif götürdüler, Naz kabul etmedi bilmiyorum. Ama Naz'ın bu kadroda olması gerektiğini düşünüyorum ve Şeyma da olabilirdi diye düşünüyorum. Şeyma da çünkü tam bir takım oyuncusu, görev adamı. Çok da iyi manşet alır, iyi de servis atar. Bir de biliyorsun şimdi Vargas'la Ebrar'ı da beraber oynatmak istiyor. O yüzden manşet problemi yaşanabilir. Onun için bence bu kadar geniş bir kadro varken ikisinin de olmasını beklerdim. Evet. Ya bu arada bizim bakıyorum şimdi milli oyuncularımız da, yani ligde giyen, forma giyen oyuncularımız da yurt dışında böyle çok popülasyon aslında başladı. Antrenör seviyesinde de mesela başladı. İşte Ataman abinin Azerbaycan'a gidişi, Yunus'un Yunanistan milli takımının başına geçmesi, Almanya'da görev yapacak olan antrenörler derken aslında bence patladı gitti aslında. Oyuncularda mesela Salih'a Polonya'da oynayacak bu sene falan. Ben çok takdir ediyorum. Yani konfor alanlarını bırakıp da farklı bölgelerde bir challenge yapmaları. Sen nasıl değerlendirirsin bunu? Yine en son yaptığımız canlı yayında Yunus'la da bağlantı kurduğumuzda konuşmuştuk. Bu onlar için çok büyük bir fırsat var. Çünkü bizim için nasıl ülkemizde sürekli bir yabancı antrenör sevdası var. Onlar da oraya gittiği zaman aslında buradakinden daha kıymetli oluyorlar transfer olarak gittikleri için. Böyle bir şans gelince de değerlendirmeleri bence çok çok iyi olmuş. Ataman'ın için de çok iyi olacaktır. Çünkü Galatasaray'da çok uzun süredir antrenörlük yapıyor. Evet, ama bir Evet. kan, bir yer değişiklik her zaman iyi gelecek diye düşünüyorum. Kesinlikle bu, evet. Olumlu olacaktır. Yunus'u işte haftalarda konuşmuştuk seninle. Türkiye'de öyle bir pozisyon bulamazken bir anda kendini Yunanistan'da kıymetli bir antrenör oldu. Daha sonra milli takım antrenörlüğü teklif edildi. Aslında bu sporculukta da antrenörlükte de böyle bir şans geliyor. O şansı eğer iyi değerlendirirsen ondan sonra önün açılıyor. Ama maalesef antrenörlerin özellikle Türkiye'de iyi bir yerlere gelebilmesi hiç kolay değil. Onun için yurt dışında denemeleri bence iyi karar. Evet. Peki, bu arada eleştiri gelebilir. Atladığım bir isim var. Ferhat Akbaş, Hırvatistan milli takımının da başında. Ona da başarılar diyeceğiz. Birazdan ben kendim şahsım adına eleştirilerde bulunacağım. Sen de katkıda bulunmak istersen sohbet ederiz. Şunu söyleyeceğim. Eleştireceğiz tabii. Yani bir set bile alamadılar. O yüzden yani eleştirmemiz gerekiyor tabii ki. Daha iyi olması açısından eleştiri her zaman faydalıdır. Peki Gülden, Vargas üzerinde değerlendirecek olursak, Vargas'ın Türk milli takımına katkısını, adaptasyonunu, performansını, takıma baktığın genel aidiyet duygusunu nasıl gözlemledin, neler hissettin? Yani sen yıllarca, defalarca bu formayı giydin. Aslında sen bir bakışta şak diye anlarsın. Şimdi Vargas zaten ilk sezonu olmadığı için artık Türkiye'yi biliyor, takımları biliyor, arkadaşlarını, milli takımdaki oyuncuların çoğuyla zaten karşılıklı oynuyor, aynı takımda oynuyor. Artık biraz Türk gibi oldu. Burayı da çok iyi bildiği için bence hiç yabancılık çekmeyecektir diyeceğim. Zaten çekmedi ve çok büyük bir güç, inanılmaz bir güç kattı. Kızlar da bunun Vargas'ın gelişinden belli ki çok memnunlar, çok mutlular. Çünkü bir gömlek yukarıya çekti diyebilirim takımı. Çünkü Vargas çok büyük bir güç. Hangi takımda olursa olsun çok büyük bir güç. Bunu kullanabilirsek çok iyi şeyler göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Çok eleştiriler oldu ilk başta. İşte Vargas Türk vatandaşlığına işte geçti, milli takımda oynayacak, işte sonradan dahil oldu gibi gibi gibi. Ama baktığınız zaman yani önemli olan bu şekilde yüreğiyle milli takıma hizmet etmesi diye düşünüyorum ben. Evet, bizim
dönemimizde de Natalie ile beraber oldum. Natalie'nin de yaptığı çok şey vardı. Yani aslında her şeyi eleştirmek istiyoruz ama sonuca bakmak lazım. Sonuçta Türk milli takımı eğer kazanıyorsa bundan mutlu olmamız lazım. Karar verilmiş, iki taraf da bunu kabul etmiş. Bundan sonra bize katacaklarını konuşmak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Doğru, yani doğru. Doğru hamlelerle aslında yapıldı. Buradan hani Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün'den da hem bireysel hem de federasyon gücüyle yaptığı çalışmalar yatsınamaz. Çünkü o da hani voleybolun bir taşın üstüne her zaman taş koyma çabasında ve bunun reklamasyonu da kendisi hiç yapmıyor. Yani hani biz hakkını verelim burada aslında konuştuğumuz zaman. Evet, bir kere zaten çok sevilen bir federasyon başkanı. Dediğin gibi yaptığı bazı şeylerle artık yeterince yaptım deniyor. Her zaman üstüne katmaya çalışıyor. Çok da başarılı hamleler yapıyor. Biraz önce söylediğin söz çok güzel. Evet, her şey yapılabilir. Herkes transfer edilebilir. Herkes milli takıma konabilir ama doğru hamleler çok önemliydi. Böyle bir hak varsa Vargas'tan yana kullanmak çok doğru bir hareketti. Onun için tebrik etmek lazım. Doğru. Bu arada Vargas da ligde 44 numarayı giyiyor yanılmıyorsam. O da Akif Başkan'a belki de bir jest olarak Olabilir. Malatyalı olmasından kaynaklı bir nüans olabilir diye düşünüyorum ben. Tabii işin... Onun için giyiyordur diye düşünüyorum. Evet, güzel bir jest. Evet. Peki, böyle iki tane maç üzerinde aslında ben durmak istiyorum. Özellikle Sırbistan ve Amerika ile yaptığımız maç. Şöyle, sence Sırbistan-Türkiye maçı ve öne çıkan detayları nelerdi senin dikkatini çeken bu karşılaşmada? Yani ben genel olarak sadece şunu söyleyebilirim. Takımların isimleri evet çok derinlik açısından baktığımız zaman B takımlarıyla gelmişler. Şimdi Sırbistan'da da çok büyük isimler yok. Maya, Tika bunlar çok büyük güç Sırbistan için. Bir de karşıdaki antrenörümüz de takımı çok iyi bilen, sporcuları çok iyi bilen bir antrenör. Bekledikleri oyunu, bekledikleri performansı gösteremediler. Çoğu kişi şaşırmıştı diye düşünüyorum. Hem Guidetti'nin performansı hem de kızların performansı açısından. 3-1 olmamalıydı ama ilk turnuva. İşte bir arada çok fazla antrenman yapamamaya bağlayabiliriz. Amerika maçını yani hiç bitmesin istedim. O kadar ralliler öyle güzel oyun oldu ki Amerika'da evet onlar da B takımıyla ama iyi de ne olursa olsun Amerika yine sistemli oynuyorlar. Onlara karşı da kendimizi çok iyi gösterdik diye düşünüyorum. Bundan sonra artık az kadrolarla da birebir oynayabileceğimizi gösterebildik. O açıdan güzeldi. Maçı kaybettik ama o kadar güzel bir oyun seyri vardı ki izlerken çok keyif aldık. Çok mücadele edildi. Önemli olan da zaten buydu. Çünkü bu ilk turnuva beraber yeni oynuyorlar. Antrenör yeni, sporcularla yeni bir araya geliyor. Adım adım çok daha iyiye gideceğini düşünüyorum. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Gülden, bu arada internetim de biraz yavaşlık olabilir sanki. Görüntü ve ses biraz donuk geliyor ama kesinti yok. Bilgin olsun. Hani evde ikinci bir cihaz falan kullanılıyorsa belki o yavaşlatıyordur hızını. Ben Sırbistan için yorum yapmak gerekirse aslında Sırbistan'a çok fazla yorum yapmayacağım. Zaten sen gayet net bir şekilde özetledin. İkinci takım şeklinde işte Giovanni Guidetti'nin baktığın zaman. Ama ne olursa olsun yani ilk defa başına geçtiğim bir milli takımla bir galibiyet, iki galibiyet almak bence ikinci haftanın motivasyonu anlamında çok daha değerli olurdu diye düşünüyorum. Amerika Türkiye maçına gelecek olursak bence yani Santarelli, Eda ve yedekte başlatıp onun yerine Kübra'yla başlamalı ve Vargas'ı da ilk altı oynatarak başlamalıydı diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim uzaktan gördüm. Takımın içerisinde nasıl neler var, motivasyonlar işte antrenmanını izlemedim bilmiyorum. Ama ben böyle düşünüyorum. Hani Kübra ve Vargas'la başlamalıydı ve Eda yedek olarak başlamalıydı. Eda çünkü birazcık daha böyle daha söyleyeyim sana idareli faydalanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü artık hani kondisyon anlamında da böyle %100 tabii ki böyle patlayıcı gücü çok iyi ama
%100 olarak da bütün şeyleri de götüremediğini maalesef görüyoruz. Ya bunun dışında bir de keşke kazansaydık çünkü bu motivasyon ve moralle ikinci haftaya girmiş olurduk. Yani evet, tabii ki kazansak çok daha iyi olurdu. Ama kızların da teknik ekibinde çok üzüldüğünü, çok mutsuz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu çok uzun bir turnuva ve önümüzde o kadar çok turnuva var ki. Yani hepsinde zaten en tapı yaşamamız çok zor. Onun için Santarelli de şöyle düşünmüş olabilir. Yani şu an kadroyu ister istemez değiştirerek kullanmak istediği için kızları da setlerin başında oynatarak nasıl bir performans göstereceklerini görmek istemiştir. Sırbistan'da da dediğin çok haklısın. Biraz önce anlatırken Sırbistan takımı ile ilgili düşüncelerimi herkes şaşırmıştır. Şok olmuştur. Sonuçta dediğimiz gibi Guidetti'yi tanıyoruz. Guidetti ne olursa olsun tableti atar, eve kızar, bağırır çağırır ama alacağı maçı alır. Diriltir takımını. Ama bir frekans mı uymadı ya da çok mu kısa sürede bir araya geldiler bilmiyorum ama hem Guidetti'nin motivasyonunda düşüklük hissediyorum. Yani o kadar büyük başarılardan sonra artık bence süren tekne oldu gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum, hiç bizim bildiğimiz Guidetti gibi değil. Motivasyonu çok düşük. Zamanla düzelecektir herhalde diye düşünüyorum. Ama kazanmasak da Amerika maçını seyir zevki açısından, kızları görmek açısından güzel bir turnuvaydı. Evet. Amerika maçından sonra Hande Balad'ın çok fazla eleştiri aldı. Ben öncelikle kendi yorum hakkımı kullanarak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar burada her kimse kötü oynamak veya takımı düşürmek için oynamıyor. Çok haksız ve ahlaksızca yorumlar maalesef yapıldığını gördüm. Lütfen herkes dikkat etsin. Yani burada Türk bayrağını taşıyan bir sporcu var. Lütfen ona göre saygı duyarak göstererek yapın. Belki yani sizin bildiğin 1 milyon katını Hande emin olun biliyordur yani. O yüzden birazcık daha yorumlarda dikkatli davranın diye rica ediyorum. Hiçbir sporcu hele de milli takım forması giyerken hem banka oynamak ister hem de performansının en zorunu yaşamak ister. Ama yani bu basketbolda da futbolda da ne oyuncular ne isimler var ama çok kötü performans gösterebiliyorlar. Maalesef şunu yapıyoruz. Yani iyiyken inanılmazsın, harikasın, sen bir tanesin ama kötü olunca da yerden yere vuruyoruz. Bu takıma destek değil. Bu takıma köstek olmak. Sporcuyu düşürmek. Yani sporcu maalesef psikolojisi de çok etkileniyorlar. Artık sosyal medya Tabii. çok büyük bir güç. Hiç ilgilenmiyorum dese öyle bir şey de olamaz. Mutlaka ilgileniyordur. Tabii ki eleştiri olacak. Yani işimizin bir parçası bu. İyi oynarken nasıl pozitif şeyler söylüyorsak eleştireceğiz. Ama eleştirinin de bir dozu olması gerekiyor. Kimseyi de hem kendine olan güveni. Çünkü sporcuların en kötü şeyi güven, kendine güveni gitti mi onu toparlaması çok zor. En büyük isimler, yani yıllarca biliyorsun ne isimlerle çalıştım, ne sporcular sadece güvenleri gittiği için aylarca kendine gelemediler. Yani bu Hande bazında söylemiyorum, her sporcu için. Onun için lütfen sporcularımıza sahip çıkalım. Eleştirmek en kolayı, onu düşürebilmek en kolayı. Ona dozunda eleştiri yaparsak eminim zaten çıktıktan sonra o da kendini eleştiriyordur. Ben niye bu hatayı yaptım, ben niye bu kadar kötü oynadım, istatistiğim niye düşük? Ama bazı şeyler insanın elinde olmuyor. Kesinlikle öyle. Biz bütün milli sporcularımızı çok seviyoruz. Hepsi çok değerli. İyi de oynasalar, kötü de oynasalar kalplerimiz onlarla diyelim. Peki Gülden, Antalya seyircisi, ev sahipliği ve organizasyonu ile ilgili neler söylemek istersin? Yani organizasyon şöyle, artık federasyonumuz çok alıştığı için bütün organizasyonlar çok başarılı oluyor. O yüzden de zaten başarılı olduğu için de büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Üstesinden gelemeseydik zaten vermezlerdi. Onun için federasyonu da kutlamak gerekiyor. Çok güzel bir organizasyondu. Saha çok güzel gözüküyordu. Işıklandırması, zemini, her şey çok güzel gözüküyordu. Okuduğum röportajlarda da sporcuların da çok memnun kaldıklarını okudum. Daha söylenecek bir şey yok. Herkes çok memnun. Doğru. Yani artık federasyon
Organizasyon bizim işimiz mottosuyla çıkması lazım. Aile voleyboldan sonra organizasyon bizim işimiz. Ben Şampiyonlar Ligi finaline gittim turnuvaya. Baktım yani organizasyon sadece ışıktan sahadan maalesef ibaret değil. Organizasyonda çok fazla detaylar var. Biz basın olarak gittik oraya. Bütün akreditasyonlarımız yapılmasına rağmen oturacak yer bulamadık. Yani 15-20 dakika ayakta durduk, yer ayarlanacak edilecek gibi. Sadece bu bizim yaşadığımız sıkıntı. Kim bilir organizasyonun farklı yerlerinde olanlar neler yaşamışlardır. O yüzden hani bence birazcık federasyondan anekdotlar alabilirler Antalya'yı ziyaret ederek ki zaten gelmiş galiba Borisiç de izlemeye. Evet. Evet. Ben de güzel oldu. Peki birazcık da Sırbistan'ın sıfır çekmesi ve Ferhat Akbaşlı Hırvatistan'ın bir set dahi alamadan ilk haftayı kapatmasını konuşalım diyorum ben. Sırbistan'ı zaten konuştuk ama Ferhat'ı da birazcık gelişmesi açısından eleştirelim diyorum. Ferhat yani sezonu da çok kötü kapattı. Evet sezon ilerlerken tüm takımları yendi, namağlup bitirdi. Ama hedef olan hiçbir kupayı alamadı. Şimdi milli takıma da gittiği zaman da yani ilk bir set bile alamaması olumsuz tabii ki. Yani kendini eleştirmesi gerekiyor. Bazı şeyler yanlış gidiyor demek ki. Kondisyon antrenmanları da bence yanlış gidiyor demek ki. Çünkü Eczacı'da da dediğimiz gibi yani olması gereken hedef olan turnuvaların kupaların hiçbirini alamadı. Demek ki bir şey ters, bir şey yanlış. Onun için kendini eleştiriyordur zaten neden böyle oluyor diye. Ama bir düşük var gördüğünüz Evet, üzere. evet, evet. Yani bakıyorum şimdi Bulgaristan'a yenilmiş, Almanya'ya yenilmiş, Japonya'ya yenilmiş, Brezilya'ya yenilmiş. Tamam Brezilya'yı anlayabiliyorum. Ama hani diğerlerini zorlayabilirdi diye düşünüyorum. Bundan sonraki ikinci hafta aslında işi birazcık daha zor. Galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk rakibi Amerika olacaktı. Yani evet kafa kafaya belki oynayamazsın ama bir set alınır. Yani hepsinin 3-0 bitmesi bir şeylerin ters gittiğinin göstergesi bence. Evet. Valla ben şöyle bir teorim var aslında. Önümüzdeki sezon için biliyorsun biz transferleri falan epey öncesinde artık açıklamaya başladık öğrendiğimiz kadarıyla. Artık görüyorum ve artırıyorum deyip önümüzdeki sezon Santarelli için Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit çok büyük çabalar harcayacak bence kendi kadrosuna katabilmek için. Çünkü Santarelli'nin sözleşmesi bildiğim kadarıyla önümüzdeki sezon bitiyor. Ferhat'ın da bitiyor. Şimdi Fenerbahçe'de antrenör ismini unuttum şimdi. Novara'nın antrenörünün. Galiba onlar anlaştılar. Bir sene anlaşmadan sonra önümüzdeki sene iki kulüp de bence Santarelli için devreye girecektir diye düşünüyorum. Neden olmasın? Evet, Santarelli şu an çok çıkışta olan ve hem takımlar hem sporcular açısından kendine hayran bıraktıran bir antrenör. Santarelli'nin dönemi diye düşünüyoruz. Onun için Lavarina. Lavarina. Lavarini diye yazmışlar. Teşekkür ederim. teklif götüreceklerdir. Ama şöyle bir şey var. Evet, Santarelli Fenerbahçe'ye de gidebilir, Eczacıbaşı'na da gidebilir ama hem milli takımda hem kulüp de çalışmak ne kadar doğru onu bilemiyorum. Yani iki tarafta da çalışmak bilemiyorum diye düşünüyorum ben. Eczacıbaşı'na gittiği zaman da tabii öyle bir takım kurulması gerekiyor ki artık rakipler çok güçlü. Yani Fenerbahçe, Vakıfbank onların yaptığı transfer oranında transfer yapmak gerekiyor ki o seviyede sporcular almak gerekiyor ki kafa kafaya oynayabilmek maalesef birkaç oyuncunun, çok star oyuncunun gelmesi yetmiyor. Artık günümüz voleybolunda tek bir starın ya da iki starın çabasıyla maç ya da turnuvalar bitmiyor. Onun için de o seviyede transfer yapmak gerekiyor ama dediğin doğru transfer etmek isteyebilirler. Sonuçta herkes Santarelli gibi bir antrenör olsun diye düşünebilir. Çünkü şu dönem gerçekten Santarelli dönemi. Bir dönem nasıl Guidetti dönemiydi? Herkesin tercih ettiği Guidetti. Şu anda da Santarelli. Zaman ne gösterir göreceğiz. Tabii ki. Önümüzdeki sezon çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ferhat Akbaş da umarım yani beni şaşırtır ve güzel performans gösterir. Bu arada ben şöyle de bir şey düşünüyorum. Yani kimsenin arasını bozmak değil amacım ama Ferhat'la Naz arasında nasıl bir iletişim olacak ve nasıl bir
oyun sergileyecekler. Çok merak ediyorum. Çünkü Ferhat Akbaş, Nazay Demir Akyol, göreceğiz bakalım. Profesyonellik diyoruz Ufukcuğum. Doğru söylüyorsun. Ama günün sonunda işte sezonun sonunda bitirildiği yer aslında önemli oluyor ve maalesef ki işte şu an bunları konuştuğumuz gibi eleştirileri yapıyoruz. Evet öyle. Bu işin bir parçası eleştirmek. Doğru. Peki bir de son dakika gelişmesi. Aslında son dakika gelişmesi derken şöyle bir haftalık falan bir konu. Vakıfbank'la 2020 yılından bu yana kulübün genel menajerini yapmış olan Neslihan Demir'in yolları ayrıldı ve yerine Banu Can Şürman geldi. Daha bunu resmi olarak açıklamadılar ama hani durum bu şekilde. Sen nasıl değerlendiriyorsun Neslihan ayrılığını ve Banu Can Şürman'ın da gelmesini? Banu Can da çok kariyerli bir isim voleybol anlamında. Hem Sevas Başkanı FIB komite üyesi hem ailesinden gelen bir voleybolla alakalı işte babasının eski voleybol federasyonu başkanı olması gibi 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 bir sürü altı dolu bir CV'si var. Açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü genelde böyle değişiklikler işte sezon sonunu iyi bitiremediğin zaman, kupa alınmadığı zaman genelde o zamanlarda olur. O yüzden şaşırdım. Profesyonel hayat nasıl Neslihan Vakıfbank menajeri olduysa yarın başka bir yerde görev alacaktır. Çünkü o Neslihan Demir olması da gerekiyor. Çok daha iyi yerlerde de olacaktır. Sadece şaşırdım. Yani olumsuz kötü gitseydi bir şeyler evet anlayabilirdim ama kupa aldıktan sonra olması açısından Banucan'ın gelmesi kim düşündüyse çok iyi transfer. Çünkü Banucan dediğim gibi çok kariyerli bu konuda. Vakıfbank'a çok iyi gelecektir. O yüzden ona da hayırlısı olsun. Neslihan için de bir dönem bitti, başka bir dönem başlayacaktır. Başlamalı da böyle büyük isimlerin zaten tecrübelerini aktaracağı alanların açılması gerekiyor. Öyle de olacaktır. Profesyonel hayat herkesin başına gelebiliyor böyle şeyler. İki taraf için de hayırlısı olsun. Evet. Ya ben sizin gibi değerlerin voleybolun içerisinde kalmasını çok kıymetli buluyorum Gülden. Çünkü sizden faydalanılması lazım. Hani böyle X bir yerden atıyorum farklı bir spor branşının içerisinde veya voleybolla alakası olmayan insanlar yerine sizin gibi insanların yönlendirici olup kritik noktalarda bulunması bence çok doğru. En önemlisi yani menajerlik sistemi mesela baktığın zaman işte yani ilk akla gelen şey sizin gibi ablaların takıma idare menajer olması, menajerlik yapması, danışmanlık yapması gibi gibi. Bence yani iyi ki siz varsınız. Mesela Esra da geliyor, maçları anlatıyor, bir yerinden yakalıyor. Yani çok böyle %100 sahaların içerisinde olmasa da. İşte Özlem Özçelik de sen, o da yorumculuk içerisinde. Burcu keza aynı şekilde. Yani siz olun, iyi ki varsınız. Teşekkürler, çok sağ ol. Böyle düşünülmesi güzel tabii. Ben de sana katılıyorum. Yani bir sporcunun o kariyeri yapabilmesi hiç kolay değil. Ama bıraktıktan sonra da o tecrübelerini aktarabileceği alanların açılması da hem o sporcuların hakkı hem de olması gereken şey. Çünkü zaman gelişiyor, her şey değişiyor, gelişiyor, fikirler gelişiyor, birilerine danışmak bunlar çok önemli şeyler. Dediğim gibi iki taraf için de hayırlı olsun. Banucan transferi de çok iyi transfer. Bu konuda çok büyük bir isim. Ama Neslihan da bu dönemi bitmiştir ama başka bir dönem mutlaka gelecektir. Çok daha iyi yerlerde olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Gülden çok keyifli bir sohbet oldu. Yine gündem özel programımızda Voley VNL'in ilk haftasını değerlendirdik. Kendi aramızda güzel sohbetimizi yaptık. Son dakika gelişmelerini konuştuk. Bunun haricinde eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli. Özellikle senin olması da kendimi çok rahat ve çok keyifli buluyorum bu programı yaparken. Ben de teşekkür ederim. Tekrar bir canlı yayında görüşmek üzere. Aynen. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler Gülden. İzleyicilerimize de çok çok selamlarımızı yollayalım buradan. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevgiler. Herkese sevgiler.